Selamlar herkese. Hançer ben. Eno maceramız kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor arkadaşlar. Geçen bölüm yine George kardeşimizle kapışmaya devam ettik diyelim. Halen savaşıyoruz kendisiyle. Ama güzel gelişmeler oldu. Ve korsanlarla kanka olmaya başladık bir yandan da. Aslında tam ticaret yapıyorduk ama ne yazık ki Bente yüzünden Anne'le yine savaşa girdik. En azından ateşkesimiz var arkadaşlar. İlişkilerimizi arttırmaya, yükseltmeye devam edeceğiz yavaş yavaş. Hatta barış anlaşması istiyorum. Hop 44'e ateşledim. Birazcık para veriyorum. 44'te kaldı. Ya Palar MC ile de muhtemelen yakında kapışıyor olacağız arkadaşlar. Neredeyse Alliance isteyeceğiz. O noktada korsanlar bize katılırsa... Nope 80'e çıktı. Şahane olacak arkadaşlar. Korsanlar bize katılırsa. Neyse. Bu bölüm donanmamızı yavaştan kuvvetlendirmeye devam edeceğiz. Çünkü düşmanlarımız artıyor arkadaşlar. Yerimizde oturamayız. Bir yandan da gemilerimizi şeylerle değiştireceğiz. Neredesin sen? Kargo gemileriyle ufak tefek değiştirmeye başlayacağız. Ve daha hızlı bir şekilde kıtalar arası ürün taşımamızı sağlayacak bu. Ne yapalım? Bir tane kargo gemisi yapalım. Bir tane savaş gemisi yapalım. Ufak tefek şurada belirmeye başlasın arkadaşlar. Şunu bir tane daha upgrade'liyorum. Şunun yanaşmasını sağlıyor mu? Neyse. Ateşkes istiyor 160 bine. 5 saat sürüyor. Süper. İlişkimizi de arttırır bu. 10 arttı. Okey, arkamızı rahata aldık arkadaşlar. Bu bölüm ne yapacağız? Sanayimize göz ucuyla bakacağız. Ufak tefek şeyler yetmiyor gördüğüm kadarıyla. Mesela altın bitmiş. Ve bütün ihtiyaçlarını karşılayabildik geçen bölüm yatırımcıların. Ama bunlar ufak tefek patlayabilir. Belli olmaz. Ama iyi gidiyoruz gibi duruyor o açıdan. Bu bölüm birazcık fantezi yapmak istiyorum. Çünkü yakında kökdelenler vesaire gelecek. Ve hayvanat bahçemiz yok. Hiç sanayi bölgemiz var ve hiç insanların keyif alabileceği, takılabileceği bölgeler yok. Devasa mega bir şehre dönüşecekse bu arkadaşlar. Böyle bölgeleri elbette sunmamız gerekiyor. Adada kalan insanlara. O yüzden ufak tefek hayvanat bahçesi, botanik bahçesi ve şeye gireceğim. Müzeye gireceğim arkadaşlar. Birer tane yapalım. Hatta bunların hepsini tek bir bölgede bile toplayabiliriz ki şurası bence çok tatlı bir bölge olacak. O yüzden... Hatta şuraya mı yapsak? Şuraya yapalım. Şunları kaydırıyorum arkadaşlar. Şimdilik. Okey, bunu buraya koydum. Bunda büyük bir kısmını kapatmışım aslında. Bu kadar gerek var mı bilmiyorum tahta üretmeye şu aşamada. Ama dursunlar. Tahtalar ne alemde? Hiç fena değil. Şunu açabilirim. Evet, şurası arkadaşlar şeyimiz olsun. Müze bölgesi, hayvanat bahçesi bölgesi. Hepsini sığdırabilir miyim bilmiyorum. Ama güzel bir yer yapacağım buraya. Nereden başlayalım? Hayvanat bahçesinden başlayalım bir tane. Şöyle koyalım. Okey, bakalım nelerimiz var bu arada. Nelerimiz var hiçbir fikrim yok. Bir iki tane hayvan getirmiştim ama. Yola bağlı diyor. Değil diyor. Ne yazık ki boşluk bırakmama izin vermiyor. Neyse şimdi böyle yapalım. Şöyle bir yol çekelim kendisine. Hayvanımız var mı? Bir tane olması lazım. Hiç mi yok? Yapma be. Yazık. O zaman... Clipper şeyi de veriyorum arkadaşlar. Bunları coğrafi keşiflere yollayacağım şimdi bir sürü. Ve hayvanlar, botanik şeyleri, zımbırtılar bulacağız. Acaba savaş gemisini yollarsam ya da kargo gemisini daha çok mu avantajımız oluyor? Bilmiyorum açıkçası süresini değiştiriyor mu yolladığım gemi. Gemi saldırı altında. George, yandın. Yandın. Ram gemi menajeri üretle saldırsın. Halen burada gemileri var. Şahane arkadaşlar. İnatla buraya gemi getiriyor. Ve durduramıyorum açıkçası. Şu küçük gemi değil mi? Yani savaş gemilerini
salıyorum üstüne. Üstüne saldım ufak gemilerle. Huzur kaçırmaya devam ediyor kendisi. Enteresan, bir tane hayvanım var zannediyordum. Yok muymuş? Ha, botanik bahçesine epik şey varmış. Okey. Okey, birazdan hayvan toplamaya başlarız arkadaşlar. Ama yanılmıyorsam var bir yerde hayvanımız. Burada mıydı? Bir tane kaplan. Ha, burada. Rare. İnatla taciz ediyor. Keşiflere yollayacağız arkadaşlar. Zoological Expedition. Şuna bir tanesine yollayalım. Bunları hiç yapmadım daha önce. Hayvan gelecek karşılığında. Buradaki gemilerden bir tanesini yollayabilirim bence. Boş bir tanesini. Bu hepsi dolu. Patates var şunun içinde. Boşaltabiliyor muyum içindeki şeyi? Ha, çok iyi. Ne gerekiyor? Hunting rations. Yalnız bu olmaz. Çünkü koyamıyorum. Bu adadaki şeylerden bir tanesini seçmem lazım. Ve kargo gemisini seçmek daha mantıklı galiba. Daha çok şey olduğu için içinde. Emin değilim. Deneyelim. Mesela piranayı seçersek burada. İçinde de bir şeyler var. Mesela bunları nasıl boşaltıyor? Sen değil. Başkası. İptal ettim galiba gemiyi çıkarınca. Piranaydı değil mi ismi? Burada. Mesela içinde eşya var. Bunları bırakırsam nereye atıyor? Hiçbir fikrim yok. Bunu arkadaşlar şey yapmamız gerekiyor. Yollayacağımız gemiyi limana yanaştırmamız gerekiyor. Böylelikle gemileri boşaltmamıza imkan sağlayacak arkadaşlar. Aksi takdirde... Neyse, 2 dakikaya gelecek. Birazdan yollarım. Müze yapalım bir tane de. Birbirlerine çok uzak olmayacaklar. Müzim. Şöyle koydum. 100 tane gemi yolladım buraya. Birazdan batıracağız bu gemiyi. George'u yok mu etsem ya? Ya da notifikasyonları kapatabiliyorsunuz aslında da, o zaman da gemilerin batacak ve bir haber bir şekilde geziniyor olacağım arkadaşlar etrafta. Neyse. Biz müzemize odaklanalım. Şöyle ikili bir giriş olsun kendisinin. Of, şunlara bakın. Çok detaylar var. Çok detaylar var. Bunlara şu anda girmeyeceğim. Ben direkt şey koyacağım. Modül koyacağım bir tane. Of. Bunu kapatmam gerekecek. Hah, tamam, ben dalıyormuşum. Ben dalmıyorum. Halen gemilerime dalıyor. İleri sarıyorum arkadaşlar. Şu geminin yok olmasını izleyelim beraber. Sonra devam edelim. Notifikasyonları kapayamıyorum çünkü kaparsam gemilerim batacak ve haberim olmayacak. Ama bu tipini neyse. George kardeşimiz tacizat içinde bulunuyor. Bay bay, battı. Bu ne? Limanıma saldırıyor. Bir saniye, neler dönüyor? George Benten'in limanına yanaştırdığım gemiye saldırıyor. What? Ama Bente'yle Alliance'ın var. Nasıl yapabiliyor bunu? Okey, George kaçınıyor arkadaşlar. George'un adasını patlatıyorum. Birkaç bölüm toparlansın. Yes. 5 milyon verdim. Ve en büyük adasını aldım. Gelip benden alsın. Korumayacağım burayı. Birazdan saldırıp alabilir. Beni sıkmaya başladı çünkü. Biraz kendi şeyimize odaklanalım arkadaşlar. En büyük adasını patlattım az önce George'un. Dediğim gibi savunmayacağım burayı. Gelip şey yapabilir. Ve bu sırada donanma yapmaya odaklanacağız arkadaşlar. Hatta şuradan yapabiliyor muyum? Yes, buradan da savaş gemisi yapalım. Gerçekten kanser etti beni George.
Neyse, haydi coğrafi keşiflerimize bakalım biz. Birazcık sessizleşsin. Dediğim gibi o adayı bırakacağım. Gelip geri alabilir. Sıfırdan kursun. Hiç umurumda değil. Muhtemelen de yapacak. Çünkü tek savunmasız adamız orası. Gidip alacak. Çok yakın bir zamanda. Ama birazcık kafamız rahatlasın arkadaşlar. Supreme Commander oldum bir tane daha da aldığım için Influence tarafında. Şimdi şu keşiflere yollayalım. Bir hayvan gelsin bakalım. Piranayı yanaştırdığım için pirana değil de gemiyi değiştirmek. Buradan değiştirmemiz gerekiyor. Ateşkes istiyor. Okey. Çok geç. Çok geç. Ana adasını patlattıktan sonra istedi. Biraz da gelirimizi patlattık bu şekilde. Ne güzel gelir geliyordu. Ama sıkıntı yok. Şu arkadaşlar gemimiz mi? Bir bakayım izninizle. Boş geminin ismi Surprise Wind'miş. Ve ne oldu? 20 arttı. İlişkim. Çok iyi. Surprise Wind'i ekleyeceğiz. Burada. Ve içi boş. Gördüğünüz gibi artık limandan şeyler alabiliyorum. Hunting, diplomasi, naval power, rations koyacağız şimdi. Ekmek. Okay. Hepsini de koymanıza gerek yok açıkçası. Hunting nereden geliyordu? Şunu koysak, yes. Diplomasi ve naval power. Naval power için şöyle bir şeyler koyabiliriz belki. Oldu mu? Yok, crafting o. Silah koyabiliriz. Silah. Hoppa. 50 tane gerek yok ama bol olduğu için koyuyorum arkadaşlar. Diplomasiye de bira koydum. Hoppa. Fullledik. Fail olmayacak bu. Ve yolladık. Birkaç tane daha gemi yollayacağım. Hayvanlar gelmeye başlayacak yavaştan. Ve evet, 5 milyon para verdik az önceki adayı almak için. Ama sonunda barış ile sonuçlandı. Tehdit edeceksiniz arkadaşlar, böyle sivrisineklik yapıyorlarsa. Bir tane yapıştıracaksınız ve dersini alacaklar. Hem Anno için söylüyorum, hem gerçek hayat için söylüyorum. Şimdi şuraya parçaları eklemeye başlayalım. Şuraya bir tane koydum ve müzeye de koyacak bir şey yok. Aslında botanik bahçesini koymam gerekiyor. Hepsini dolduracağız bunların. Yavaş yavaş. Şimdiden yerlerini belirliyorum. Ortasına mı koysam botanik bahçesinde? Şöyle bir yere mi koysam? Şunu biraz daha kaydırıyorum arkadaşlar. Şimdi oldu. Tam ortada. Ama panelleri sığacak mı yanına? Evet, sığdı. Neyse, öyle yapmama gerek yok şimdilik. Şöyle iki panel atalım. Ve buna da yol atalım. Güzel. Burası böyle. Turistik bir bölge olacak arkadaşlar. Dizayn edeceğim. Dekorasyonlar koyacağım ileride. İlk şeyimizi koyabiliriz. Legendary item. Artı 50 çekicilik verdi. Koyduğum anda bende bayıldı. Pek bir şeye benzemiyor açıkçası. Ne bu, ağaç mı? Brazil nut tree. Okey. Ceviz ağacı. Palaremizin hoşuna gitmedi. O niye rahatsız oldu? Güzel. Şimdi hedefimiz hayvanları, sanat eserlerini vesaire toplamak. Ufak tefek mutluluk diyorum. Daha doğrusu şeyi arttırmak burayı. Çünkü kirlilik var dehşet bir şekilde. Bunu gideremeyeceğim galiba. Sanayi taşımayı düşünmüyorum hiçbir zaman. Pislik şeyler var böyle. Belki satın alabilecek, her şeyi satın alabileceğimiz bir zenginliğe geliriz belki de. Belli olmaz. Ve işte kültürdü, doğaydı falan, bunları birazcık kasmaya başlayacağız. Hem de keyif amaçlı. Başka gemimiz var mı? Onları yollayabilir miyiz? Henüz çıkmadı. Şey geldi. Heh. Şunu yollayacağım arkadaşlar. Yani keşfe yollamaya gerek var mı bunu? Biliyorsanız söyleyin. Gemi çeşidi ne kadar etkiliyor? Keşifleri bilmiyorum. Bir tane daha zorlu çıkılı şey var. Hop, zaten bu gittiğimizmiş. O zaman botaniğe yollayalım. Pirate Hunt mı? Bunları hiç yapmadık arkadaşlar. Bu sezon yapalım ya.
Yeterince şehri bence genişlettik, geliştirdik. Ve nasıl 3 tane boşta gemi var ya? Bir tane olması lazım. Steamed Bream. Steamed Bream. Yolladım. Bakalım daha hızlı yapacak. Neler gerekiyor? Crafting Diplomacy Rations. Okey. Çok daha fazla şey koyabildiğiniz için bonusları karşılayabiliyorsunuz. Yani zor bir göreve yollarsak, birden fazla kuru kafası olan, bu gemiyi yollamak çok mantıklı. Çünkü bir sürü farklı kaynak koyabiliyorsunuz arkadaşlar. Ne gerekiyor şimdi bize? Rations gerekiyor. Diplomasi bir ayla ration da geldi. Crafting. Crafting hangisi veriyor? Crafting'i çok duymadım. Tahta veriyormuş. Okey. Tahta bastım. Fulledik zaten. Başka bir şey koymama gerek yok. Ben bonus olsun diye biraz da ekmek koyuyorum. Karınları doysun. Ve bunu da yolladım arkadaşlar. Bakalım. Şipşak bitiriyormuş anında. Enteresan olurdu. Güzelim limanımıza. Şuraya geri dönelim. Ticaret gemisi gelmiş. Hatta 6 saniyeye ayrılıyor. Geç kaldık. Yeni bir şey koyabiliyor muyum? Depo koyamıyorum. Bunları koymaya gerek yok. Bakalım tarifleri nasıl açabiliyoruz. Bir arkadaş geçen bölümde yazmış. Başka şehirlere de bundan inşa edersen export import sayısını arttırıyor demiş. Ben ona çok girmek istemiyorum. Ama galiba yapmamız gerekecek öyle bir şey. Çünkü bazı ürünler için şampanya için 18... Bir saniye bunlar nereden geldi? Bayağı bir açılmış bu arada. 18 tane yapmanız gerekiyor diyor. Ve şu anda bizde 1, 2, 3, 4, 5, 10 tane mi var yoksa 20 tane mi var? Çok merak ediyorum mesela. Deneriz. Deneriz. Mesela 9. Her şeyi yaparsak arkadaşlar. Şu anda 2 diyor. Bir saniye. Ha, şu anda 2 diyor. Tamam. Yapalım. Çok ufak emirler vereceğim arkadaşlar. Minnacık emirler vereceğim. Bir sonraki ticaret için. Mesela. 100 taneye. Bu arada patatesim dolu ya. Başka bir şey alalım. Ne yok bende? Çelik falan yok. Kömür yok. Kömür. Kömür. Mesela 100 tahtayla kömür aldı. Onun dışında. Ekmek. Yine kömür yapabiliyor muyum? Ve ne oldu? Şuraya götürürseniz mouse'u. Halen 2 sayıyor. Okey. Farklı şeyler. Ama aktif kontratın olması lazım diyor. Aktif kontratım var işte. Saymadı. Yok saydı. 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 2 oldu. Tamam. Tamam. 10 tane yapabiliyoruz arkadaşlar şu anda. Onu yapalım. Şöyle. Hepsiyle kömür aldıracağım. Minik minik. Daha şöyle yapayım. Sırf kontratları açmak açısından. Çok acil ihtiyacımız olan bir şey yok. Yani hepsini açarsam çok mutlu olacağım. Bir daha uğraşmamız gerekmeyecek. Ve... İşte sosisi şeye çevirsin. Kömüre çevirsin. Başka şunu kömüre çevirsin 100 tane. Şundan 100 tane kömür. 50 tane hadi 50 tane olsun. Bu arada kömür inventory'mizde yer olmalı. Ki umarım var. Bira. 50 tane birayı dönüştürsün. Başka biber. 50 tane biber. 50 tane rum. Şundan da. Ha gayret ne kadar çok kasınç yapmışlar ya bu işi açıkçası. Keşke daha kolay yapabilseydik. Kontrat atmayı. Hani sayıyla ticaret ederseniz sonra açılıyor. Onu anladım da aktif kontrat tutmayla aktive etmek çok rahatsız edici. Şu anda mesela 10'a çıktı. Şunların hepsini açacağım arkadaşlar iki tane daha kontrat çekersem. Ve ne kadar ticaret yaparsanız öyle bonuslar da geliyor. Yani bir üründen çok alıp satarsanız. O yüzden şimdi ufak rakamlarla yaptığım için çok da bonus gelmiyor. Bu arada şapka anında açıldı. Ticaret yapmanıza gerek yokmuş adamın gelmesini beklemenize. Koyduğunuz anda bam diye açıyor. Bombins. Şapkayı da açtık. Yani sadece koymam gerekiyor. İki tane daha koyabilirsem açılacak. O zaman şeye de odaklanalım biraz. Şimdi çok ürünümüz var bazılarından. Ne alabiliriz?
biten şeyler. Kahve? Kahve de bitmiyor. Altın, altın, altın. Hatta şöyle altın almaya çalışsam. Kaça kaç? Of, 50'ye 3. 1500 tanesi. 110. Okey, yapalım. Yapalım. Ham altınımız var ve işleyemiyoruz demek ki. Çünkü ah, saatim de patlamış. Altın almam gerekiyor. Altın depolayalım arkadaşlar biraz. Ne de olmasın. Ram şişmiş. Ram koy buraya. Buraya da altın koy. 2000 tane. Elbet değerlendiririz. Uf, ne kadar değersiz. Daha doğrusu altın ne kadar değerli gördüğünüz gibi. Altından değerli çok az malzemem var muhtemelen. Yani motor belki altından değerlidir. Oranı ne? Evet, bir gıdım daha değerli. Altın şahane. Şahane bir değeri var altının. O zaman hatta şu en değerlisi muhtemelen. Yap, uf, evet. 50 tane 172 geliyor. Bunlar dehşet maliyetli şeyler. Tabii ki onları satmayacağım şu anda. Birazcık altın doldurmak istiyorum. Çünkü bir sürü sanayi besliyor şu anda. Başka şişen ürünlerimiz var mı? Silah. Bira. Yani şundan altın alalım biraz. Of, çok az. 2000 tane. Bir saniye. Ha, 159. Ha, güzel, 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 güzel. Bunlar şişiyor zaten. Başka da bir şey yok. Güzel. Şöyle altından biraz getirelim arkadaşlar. Kömür de lazım zaten. Güzel oldu. Bir sürü tarif açacağız bu gidişle. Gemi inşa oldu. Haydi bir tane daha yollayalım. Keşfe. Expedition'lar devam ediyor değil mi? 7 gündür denizde. Okay. Pirate Hunt. Korsan avı. Bunu da yapsak mı? Yapalım. Yapalım, yapalım, yapalım. Savaş gemisi... diğer şeyden yollayalım arkadaşlar. Eski dünyadan. Kıyamam Georgia'ya, adası patladı. Şeyine bakacağım şimdi diplomasiden. Gücüne bakacağım. Çakıldı. Çakıldı arkadaşlar. Ekonomisi ve militerisi yarıya indi adamın. Halen tipsiz tipsiz bakıyor bize sinirli sinirli. Ticaret anlaşması. 100 oldu ilişkimiz. Alliance yapıyoruz. Of, süper. Artık düşmanlarımıza kafa açacak. Korsan. Elle de. Buna ne oluyor? Ha, bizim tarafımıza yürümeye başladın tabii ki. Görünce dostlarımızı. Elle şu anda arttıramıyorum. Palarem'si ne yapıyor? Baş başayız, bakar mısınız? Baş başa değiliz. 295'miş askeri gücü. Kalsın. Ben de müthiş bir karakter arkadaşlar. Keşke yeni dünyada ada verebilsem ya. Veremiyormuşsunuz. Adayı boş bırakabilirim ama o zaman gidip başkaları konuyor. Ne yazık ki Bente ada veremiyorum. Üzdü. Müthiş bir karakter. Bakalım şeylerine bakalım. Ne yapmış burada? Müze yapmış. Hepsinin içine bir şey mi koymuş? Şahane. Nasıl yapmış? Böyle yapmış. Oo, Bente akıyor. Hayvan yok bunların içinde. Ben mi göremiyorum? Boş müzeyle şey... Bir kişi koşturuyor burada. Şurada mı? Yok. Burada? Boş müze. Başka neyi var? Botanik bahçesi yok. Hediye edelim bir tane. Neyse arkadaşlar şimdi. Clipper. Buradan da göreve yollayabilirim. Şunu yollayayım mı? Ya da düz savaş gemisini mi yollasak? Bir yıldızlı şey ya. Bir gemi yollayabiliyorsak bu gemi alabilmeli değil mi? Yani teknik olarak. Bir yıldızlık şey. Starfish 2 arkadaşlar bunun ismi. Bunu da Pirate Hunt'a yollamaya çalışacağım. Belki patlarız, belli olmaz. Hazine varmış. Starfish 2. Rations Force. Burada da hiçbir şey yok. Hançer ya da. Medicine. Sabun koydum medicine için. Force ve Rations. Rations. Bunu yok. Bunu. Ekmek olur. Force. Force'a ne koyacağım? Item. Aa, şey koyabiliyorum, kaplanı. Çok saçma olur kaplanı koyarsam. Force. Silah falan. Naval power. No. Yani aslında şey, kaplanı salıyorum korsanların üstüne.
Force yok bende. Hiç görmemiştim. Kaplanı koydum. Kaybedebiliriz. Rare ama sıkıntı yok. Epic şeyler, legendary şeyler müzeye koyacağım. Epicleri koy, şey, onları koymayacağım, rare'ları, mavileri. Gerek yok. Bunu da yolladım arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak. 3 tane keşfe yolladık. Tam gaz devam. Burada sabun gemisi takılıyor mu? Bu güzelmiş. Ben bunu şeye yollayayım. Yine Ançerya'ya yollayayım. Ops. Item'ımızı. Ne yaptım ya? Sıkıntı yok. Yine Ançerya'ya gitsin. Orada yerleştirelim bir yere. Okey. Burası takılıyor ya. Buraya çok bir şey yapmama gerek yok. Kendi halinde takılıyor. Birazcık işçi sayısı azalmış. Onu hızlıca yükseltelim. Gazetede sonra rezil olmayalım arkadaşlar. Tamamdır. Embessa nasıl gidiyor? Burada da hiçbir şey yapmıyorum. Burada biraz hisse alabilirim insanlardan. Barış anlaşması istiyor. Okey. Ya yola geldi. Yola geldi arkadaşlar. Ben senin hisselerini almaya devam ediyorum. Non-stop bir şekilde. Bente'ye dokunmuyoruz artık. Buradaki diğer şeyleri açamadık. Haritaya gelemedik bile. Patlattı bizi George. Savaş gemisi var. Oo, Palaremzi de savaş gemisi yapmış arkadaşlar. Birazcık dikkat etmemiz gerekiyor gibi. Dikkat etmemiz gerekiyor. Yeni dünya ne alemde? Uzun süredir bakmıyoruz. Savaş bitti diye güzel bir haber geldi. George sevinsin. Benim halkımın korkacağı bir şey yoktu. Burada korsanlar var. Bira satıyoruz artık arkadaşlar. Burada. Yanılmıyorsam bira gemimiz vardı. Güzel para getiriyor. Onun dışında bir adaların üstünden geçelim. Pamuk kauçuk güzel gidiyor gibi. Bir sürü kauçuk birikmiş. Ama yeni Ançerya'da da var kauçuk. Pamuk ne alemde? Şunları yapıyoruz değil mi? Katın. Bunları da yolluyorum. Sıkıntı yok. Altın adası. Altın birikiyor. Yolluyoruz. Sıkıntı yok. Kahve tobacco patlamış. Evleri upgrade edemiyorum. Neden? Çünkü markete mi uzak? Bu da mı yetmiyor? Bakalım. Şundan yetiyor. Abi market yapalım. Markete uzakmış. Evet. Evet. Bir iki tane evi upgradeleyebilirsem. Bu nasıl yetmiyor ya? Fazla var burada. Ucundan yetmiyor. Şöyle ufak bir mutsuzluk bile olsa arkadaşlar gazetede çıkabiliyor bir ihtimal. İşte iş gücü yok, batıyoruz falan. Halbuki dandik kenardaki köşedeki bir adadaki 10 kişiyi kastediyor. Ama ne yazık ki bunu yapmak lazım. Öyle şeyler çıksın istemiyorum gazetemizde. Bir tane bundan yaptık. Bir tane bundan yaptık. Bir tane de muzcu yapmamız gerekiyor. Muzlar. Sevgili muzlar. Şuraya koyabilirim. Tamam. Hatta geldi bile. Marketi yapmam bile yetti oraya. Tamam, burayı da çözdük. Nasıl gidiyor? Burası kahve tobacco. Kahveleri yolluyoruz. Tobakkolar. Bir saniye. Tobacco mu sigara mı yolluyorum? Sadece bunu yolluyorum değil mi? 133 tane var. O zaman bunları da yolluyorum. Okey. Ram adası. Ram adasına bir tane daha gemi eklememiz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü ne zaman gelsen full'e yakın. Full. Şeker kamışı da patlamış. Ram nasıl yapıyorduk? Şeker kamışı artı tahtadan. Şunları koyalım hepsini. Tahtayı da koyalım. Buraya daha fazla ram şeyi koyabilirim. Ki koyamıyorum galiba çünkü halkı upgradelemem lazım. Halkı upgradelemek için bunu yemekten yapmam lazım ama muz yok. Okey, limitimiz bu arkadaşlar burada. Ram şeylerinin. Şey yapabilirim. Daha çok üretmelerini sağlayabilirim. Şuradan ikiye katlayıp ama o zaman da mutsuz olacaklar vesaire. Neyse, bir tane daha gemi ekleyebiliriz ram ticaret yoluna. Hepsi çalışıyor arkadaşlar, süper. Zaten 3 gemi mi var? Yok artık.
Bekleme şeyini kapatıyorum arkadaşlar. Bekleyince limanı kilitliyorlarmış. Bence problemimiz bu. Diğerleri yanaşamıyor. Yani üçü de bekliyor saatlerce. Şimdi daha aktif bir şekilde save yapalım. Yapabilecekler bence. Sıkıntı oydu. Göreceğiz. Yangın çıkmış. Yine hançerledi mi? Hayır, yine mi? Burası ne kadar patlıyor, sanayi bölgesi. Her bölüm arkadaşlar burası yanıyor. İtfaiyeleri yapmış olmama rağmen. Yani her sanayi binasının yanma ihtimali varsa ve bu kadar çok sanayi binası varsa belki de yanıyor olmamız normal olabilir arkadaşlar. Expedition'lara vardılar. Bunları okuyalım mı okumayayım mı siz karar verin yorumlarda. Ben çok detaylı okumak istemiyorum, vakit gidiyor. Yani dağlara gittik diyor işte. Çok güzel buralar. Ya izini takip edeceğiz hayvanın ya da takip etmeyeceğiz. Takip edelim. İkisi de %20 bonus veriyor. Etrafını sarıldı diyor. İşte haritalara bakarken dikkat etmemişiz ve bir köye gelmişiz. Uzun ve beyaz derileri varmış köylülerin. Mavi gözleri ve sarışınlarmış. İsveç'e mi gitti bunlar? Nereye gitti? Aç gözüküyorlar. Ve okey. Kusura bakmayın diyoruz bölgesine girdiği için. Bira veriyoruz. Anlaştık diyor. Abi sürü geyik yapıyor. Geçtim. Çok okumamı istiyorsanız arkadaşlar çevirmeni yorumlarda paylaşın lütfen. Çünkü bir sürü expedition yapacağız. Bütün bölüm bunları okumak istemiyorum. İşte bir gemi daha varmış vesaire vesaire. Neyse. Onu kurtarmak istiyor musun diyor. Kargo gemim olduğu için garanti kurtarabiliyormuşum. Vay, kargo gemisi işe yaradı. Ve kurtardığım için bu bıyıklı abimizi bulduk. Ne yapıyormuş? Ne olduğunu hiç bilmediğim şeylere productivity veriyor. Bunların hiçbirini bilmiyorum. Ne bunlar ya? Galiba Afrika kıtasının ürünleri. Hiçbir fikrim yok bu ürünlere. Neyse, teşekkürler. Kargo gemisini yollamak iyiymiş arkadaşlar. Bu dersi çıkardık en azından. Buraya geldi mi gemimiz? 6 dakikaya gelecek. Okey, keşifler tam gaz sürüyor arkadaşlar. Ve önümüzdeki bölümlerde botanikti, şeydi. Bunları genişletmeye, geliştirmeye çalışacağız. Her bölüm birkaç tane. Yangın devam ediyor değil mi? Evet, haydi bir tane daha yapayım. Kaç tane itfaiye yapabilirim? Bir tane buraya koydum itfaiye. Ve ihtiyaçlar ne? Alemde şahane. Saat gitti ama altın alma emri verdim. Oo, buraya elektrik yetişmiyor. Dıt dırı dıt dıt. Evet. Evet, bunları upgradeleyemeyeceğim. Neyse, bakarız. Bir tane daha yaparız arkadaşlar. Bir tane daha yaparız. Çok acelesi yok. Burada upgradeleyebileceğim bir sürü ev var şu aşamada. Banka yetişiyor mu? Galiba. Galiba. Ve elektriği hallederiz. Saatler geliyor olması lazım. Birazdan altın alacağız çünkü. Onun dışına 10 numara. 10 numara. Bunların hepsi birikiyor diye düşünüyorum. Ve bir yandan da ufaktan gökdelen işine de girebiliriz arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Turist de var. Turist de var aslında. Turist şeyini upgrade'ledim mi ben hiç? No, upgrade'lememişim. 821 turist geliyor. 781 güzelliği var çünkü. Bunu level atlattırmalıyım. Neyse. Limanı upgrade'ledim biraz. Turistler akıyor diyor. Peki. Ne işe yarıyor upgrade'lemek? Tam da bilmiyorum açıkçası. Sayısını mı arttırıyor? Okey. Bir saniye. Yangın çıktı. Bir şey tamir etmem gerekiyor mu burada? Evet. Ufak tefek patlamalar olmuş. Hoppa. Schnapsler patlıyor halen ya. Turist DLC'si arkadaşlar. Bu sana destek olayım, göstereyim diyor. İyi olur. Bilmiyorum çünkü turist DLC'sini. İlk sezonda çok yapamadık. Çünkü yerimiz yoktu adalarda.
Otel yap, otobüs durağı yap diyor. Bunları hiç çalışmadım arkadaşlar internetten. Nasıl yapılıyor hiçbir fikrim yok. Deneme yanılmayla yapmaya çalışacağım yavaştan ama muhtemelen yanlış şeyler yapacağım. Diyor ki, ilk otelin için güzel bir lokasyon bul. Okey. Bu kadarcık mıymış? Daha büyük bir şey bekliyordum. Ama güzel duruyormuş. Güzel duruyormuş. Şimdi otelin etrafına neler yapacağım bilmiyorum. Seyahat serüvenlerime dayanırsak da merkezi bir yerde olması hoş olur değil mi otelin? Ya da dağlarda, şurada, şurası mesela. Vay, şurada şahane olur. Madenlerin yanı orası da. Veya şu küçük adaları kullanabiliriz ama şurası tatlı olmaz mı? Hadi şuraya koyalım oteli. Etrafına neler yapacağız bilmiyorum. Ama bir otel elektrik gerekmiyordur değil mi? Olmadı yıkarız. Şöyle bir arkadaşlar resort yapıyoruz adalardan bir tanesine. Oha ne kadar maliyetli. Neler harcadım. Kahvaltı 9'da mı diyor? 8'de başlıyoruz hanımefendi. Otobüs durağı yap. Şeyi bağlamak için. Okey. Turistleri lokasyona bağlıyor diyor. Bir tane buna bağlamamız gerekiyor. Yani şöyle yapsam mantıklı mı? Şöyle biraz kasacağım arkadaşlar. İzninizle ufak tefek dizayn yapacağım. Şöyle buradan indiğinizi hayal edin ve işte oradan şeye gidiyorsunuz. Otobüse atlıyorsunuz. Otobüs için yol yapmama gerek var mı bu arada? Bu yoldan mı gidecek? Şimdi o da bir problem. Muhtemelen gerek yok ya. Şey olur. Normal yoldan giderler diye düşünüyorum. Göreceğiz. Bunlar deneme yanılma biraz arkadaşlar. Bir tane de gazete şeyi koyuyorum şuraya. Ünü nerede bunun? Burası. Newspapers. Okay. Küçük bir şey böyle. Evet. Nasıl oldu? Hiç fena değil. Hiç fena değil. Başka, uf, o kadar çok şey var ki yapabileceğim. Anno turları yapıştır. Oo. Bu ne? Çok güzel. Ona da yer kalmadı. Bu kadar DLC alınca arkadaşlar. Böyle şahane dekorasyonlar geliyor. Botanika. Bunu botanik bahçesine koyacağım. Bunları uygun yerlere koyacağım. Of. Bu ne bu tarım DLC'si? Çok güzel. Docklands. Deniz feneri yapabiliyoruz. Vay bir tane koyalım mı? Şuraya. Güzel. Şuraya da bir tane koydum. Çünkü neden olmasın. Limanda yer kaplamak istemiyorum. Bunlar çok güzel duruyor ama yer kaplamak istemiyorum limanda. Buraları ileride dekore edeceğiz ya. Şahane bir yere çevireceğiz bunu. Bu sezon. Hiç şüphem yok. Ah, turist DLC'si varmış burada. Gökdelen şeyi de var. Vay. Çok hoş.
Çok hoş. İyi oldu barış yaptığımız arkadaşlar. Biraz kafamız rahatladı bu bölüm bu tarz şeylere. Odaklanabileceğim, bunlara bakabileceğim. Harita var mesela şöyle. Harita koydum. Şu yeri kopyalayabiliyor muyum? Çünkü nereden yaptığımı hatırlamıyorum. Alışveriş şeyi. Bunlar hep dekorasyon arkadaşlar. Burayı bir turist şeyi durağı yapacağım. İnsanlar gelip bakıyor haritalara falan. Çok tatlı. Başka? Postcard. Yapıştır gitsin. Gözetleme kulesi. Vay. Kule değil de. Bunlar ne? Fotoğraf şeyi. Kaç yılında geçiyor anla? Vardı değil mi fotoğraf? Umarım çalışacak bu arada otobüs durağı. O kadar şey dekor yaptım da. Çalışmazsa biraz absürt olabilir. Düşledim arkadaşlar. Müzik çalıyorlar. Nice. Böyle otobüs durağı gördünüz mü? Sizlere soruyorum. Bavulları falan topladıkları yer orada. Ve tabii ki de sakura ağaçları birkaç tane. Evet. Şu ne? Çiçek yolu. Çok iyi. Nice. Evet, affedersiniz bokunu çıkarmaya başladım. Biraz çok zevkli. Aşırı zevkli. Exposition devam ediyor. Bu da hayvan şeyi değil mi? Geminin hazinesini boşaltmışlar diyor. Vesaire vesaire. Hırsızları bul. %20 şans. Bunları işaretliyorum. %20. Bunları işaretliyorum. Dediğim gibi çok okumamı detaylı anlatmamı istiyorsanız... yorumlarda söyleyebilirsiniz ama yüksek ihtimali seçeceğim arkadaşlar okusam da. Aynı kapıya denk gelecek. Special of. Bir de burada dekorasyonlar var. Hoppa. Şimdi de botanik. Burada kargo gemimizi yollamıştık yanılmıyorsam. Balinalar etrafımızda diyor vesaire. Ve kargo gemisi yaptığım için garanti kazanıyoruz bazı şeylerde. Tam gaz bas diyoruz. Ve her şeyi atlatabiliyoruz gördüğüm kadarıyla. Hep kargo gemilerini yollayacağım bundan sonra. Güzel. Şurayı bitirelim hızlıca. Okay. Böyle yaptım arkadaşlar. Yes. Onun üstünden puan verebilirsiniz yorumlarda. Biraz iniş şeyi karambol ama bütün şehri böyle yapacağız arkadaşlar. Şahane. Böyle iniyorsunuz limandan bir turist olarak. Tuşu unuttum ya. Ctrl R miydi? Ctrl Shift R patlatabilirim her şeyi. Yes. Ctrl Shift R'ye basarsanız böyle. Bu ne yapıyor? Quest veriyor bir saniye. Hoppa. Yeni yıl geliyor diyor. Beni şampanya ile duş aldırt. Ben de sana konfeti basacağım diyor. Şampanya fabrikasına git. Oha, uğraşamam şimdi onunla, ne biçim quest. Çok güzel bir oyun arkadaşlar bu. Çok güzel, böyle bayağıdır yapmıyorduk bunu. Keyif bölümü oldu bu. Keyif bölümü oldu. Seyahat etmem lazım ya. Hemen bir gezi ayarlıyorum. Bu ne? Turistler geliyor. Seyahat demiş ki arkadaşlar, benim reklam yapayım biraz. Seyahat kanalım var YouTube'da. Hançer'in seyir defteri. 53.000 tane abonem var.
gidip bakabilirsiniz. Çünkü yaz geldi, yeni seyahatlerim başlayacak yakında. İsviçre, Fransa, İtalya, bir sürü bilet aldım. Seyahatlerimi oradan izleyebilirsiniz. Arada sırada reklam yapayım diğer kanalımı. Hançer'in seyir defteri. Beklerim arkadaşlar. Şimdi buradan iniyorlar turistler ve hoppa hemen karşıya geçiyorlar ve tren çarpıyor. Tren hoş olmamış orada ama neyse. Genelde zaten liman şehirlerinde arkadaşlar indiğinizde böyle şeylerle karşı karşıya kalıyorsunuz. Ve buraya geliyorlar. Ne yapıyorlar? Çay kahve içiyorlar vesaire burada. Dergi satıyorlar. Banklarımız, ağaçlarımız, hediyelik eşya dükkanı, Eyfel Kulesi satıyoruz. Daha dikmedik ama dikeceğiz söz. Şuna bakamıyorum, ne bu? Burada da hediyeler, fotoğraflar bilmem ne. Sıkıştım. Ve sıkışıyorsunuz. Çıktım. Okey, ağaç şahaneymiş. Başka banklar, oturabilirsiniz burada, keyif yapabilirsiniz. Burada neler var? Gazeteler var arkadaşlar. Haritalar vesaire kaybolmamanız için. Bir tane daha. Başka bir hediyelik eşya dükkanı ya da aynısını yapmışım. Burada da satranç oynuyorsunuz. Damaymış. Güzel şemsiyeler falan. Otobüsünüzü beklerken keyifli anlar yaşatıyoruz arkadaşlar sizlere. Bavulunuzu da burada bırakabilirsiniz. Evet, burada müzik vesaire. Çok iyi oldu ya. Gerçekten çok iyi oldu. Bayıldım. Önümüzdeki bölümleri arkadaşlar dizaynla geçireceğiz. Çok keyifliydi bu. İnsanlar kutlama yapıyormuş. Bu da otobüs durağımız. Bekliyorsunuz. Otobüs nasıl gelecek hiçbir fikrim yok. Belki de gelemeyecek. Ama şahane oldu. Şahane oldu. Tren çarpıyor mu acaba? Dikkat etmek istiyorum biraz. Şeyden de uzak gördüğünüz gibi. Şehir merkezinden birazcık uzak. Of, sanayi mahallesine bakar mısınız? Orada. Canavar gibi. Haydi biraz daha devam edelim ya. Benim çok hoşuma gitti. Shift'e basarak koşabiliyorsunuz. Ve... Burası neresi? Aşağı değil mi? Aşağı mahalle burası. Binaları görebileceğim şöyle kuzeye doğru çıkarsam. Burada köylüler vesaire yaşıyor bu kısımda. İşçiler yaşıyor. Biraz kuzeye çıkarsak muhtemelen... Evet, artizanların evlerini görmeye başladık. Yollar ne kadar geniş olmuş. Çok iyi. Çok iyi. Sanayi mahallesini görüyorsunuz. Çılgın. Dağların gölgesinde. Hoppa. Ne yapıyor? Bisikletleri boş yere yapmıyormuşuz. Artizanlarımız arkadaşlar burada yaşıyor ve ilerledikçe, limandan uzaklaştıkça daha zenginleşmeye başlıyor gördüğünüz gibi. Etraf. Ve mühendislerin evlerine vardık. Onları görebiliyorsunuz. Arabalara biniyorlar vesaire. Oh. Ve şey nerede? Burada. Yatırımcıların evleri de hemen şurada. Orada festival var değil mi? Bizim burada. Festivale denk geldik galiba. Sesini duyuyorum. Nerede? Gerçekten turist gibi geziyorum ya. burada. Festival var arkadaşlar. Burası üniversitemiz. Tiyatromuz. Aa, engelli arkadaşlarımız da var. Kalabalıktan kendimizi dışarı atalım. Neler dönüyor ya? Fotoğraflar çekiliyor, bebekler. Arkadaşlar, ortam var burada. Neyse, bankamız. Çatısı yok galiba, bir şeyler olmuş ona. Ve böyle arkadaşlar şehir turu. Bu ne? Bu da yatırımcıların takıldığı yer. Ve yatırımcı binaları da burada. Çok iyi. Gökdelenler gelecek. Bir tur daha yaparız. Beğendiyseniz arkadaşlar bu turu. Arada sırada yapabilirim. Dehşet keyifli.
dehşet keyifli böyle görmek şehri. Biraz dizayn ettiğimizde, dekorasyon yaptığımızda çok daha güzel olacak. Ve elektrik geçiyor. Şahane duruyor ya. Of, kaptırdım kendimi. Müthiş bir oyun bu. Nasıl çıkıyordum? Çıkmayı bilmiyorum. Control Shift R yine. Okey. Neler döndü bakalım biz yokken. Tarlalar nasıl duruyor acaba? Şuradan çıktık, şuradan gezdik buraları. Bambaşka duruyor yukarıdan bakınca. Yangından... Otel yanmış. Otel mi yanmış? Otel niye yandı? Bir sürü maliyet bu ya. Hiç ben gezerken otel yandı. Oo, yeni istatistikler var. Güzel şeyler var. Şimdi şeye bağlı diyor öncelikle. Bu müthiş oldu arkadaşlar. Bütün şehri böyle yapacağız. Şimdi kesin yangından bahsediyor. Savaş açıldı mı? Ne alaka? Bir savaş mı açtı bana? Neyse, bunlar birbirini dengeliyor arkadaşlar. Mutluluk yapıştırdım. Manipülasyon yapmayacağım bir süre. Kim savaş açtı bana? Kimse. Niye öyle bir şey çıktı gazetede? Çok enteresan. Ticaret hakları vesaire yapamıyoruz kimseyle. Dursun. Dursun. Şimdi burada otobüs var. Buna bağlı. Network connections ve bir saniye. Bu durağa gelenler hangi bölgelere ulaşabilir? Onu gösteriyor diyor şey. Bu çember. Yollardaki yeşil de... Bir sus ya. Diğer otobüs duraklarını nasıl bağlayacağım gösteriyor. Bir sürü otobüs durağı yapmamız gerekiyor arkadaşlar gördüğüm kadarıyla. Acaba şehrin merkezine mi yapsaydım şeyi? Oteli. Biraz daha mantıklı olabilir. Bakayım neler istiyor. Ekmek mi? Ekmek, tiyatro. Merkeze yapmam gerekiyor arkadaşlar bunu. Kafeler, restoranlar. Ya da hepsini buraya yapabilirim ya. Bir otel merkezi yaparım. Ne olacak? Bilmiyorum. Tavsiyeniz varsa söyleyin arkadaşlar bu konuda. Yani şehir merkezine de koyabilirim. Tiyatro vesaire var zaten. Kafe. Ya da burayı bir turistik cennet yapabilirim. Bence öyle yapalım. Deneye yanıla göreceğiz. Okey. Şimdi yolla buraya gitmem gerekiyor. Anladığım kadarıyla. Ve yol taş yaparsam daha uzağa varacak. O yüzden şöyle düzgün yollar çekelim. En azından buraya. Güzel. Şimdi evet, yollar daha uzağa gidiyor. Bir tane daha bundan yapmam gerekiyor anladığım kadarıyla. Turist yersesinden. Bastap. Ve şu yeşillerden birine koymam gerekiyor. Heh. Böylelikle burada inip otele gidebilecekler. Biraz yürüyecekler anladığım kadarıyla. Otobüs. Evet. Bağlandı şu anda yanılmıyorsam. Ama şey yapmadı. Nan diyor. Bağlandığını varsayıyorum arkadaşlar. Biraz vakit alabilir. Yes. Bağlanmış gibi duruyor. Biraz bekleyelim. Biraz bekleyelim arkadaşlar. Expeditions'lara gidelim. Turist çok eğlenceliymiş ya. Birkaç bölüm bunlarla vakit geçireceğim arkadaşlar. Sanayiydi, savaştı, biraz yordu benim. Dilerim ki size de uyar. Şimdi, korsan avı. Kraken mi? Hayda, balinadan Kraken'e atladık. Öldürelim mi? Kaçalım mı? Öldürelim. Kraken eti yeriz akşam turistlerle. Of, %50 veriyor. Patlat. Kraken'le kapışıyoruz gerçekten. Olaya bak. Başka? Bir şeyler yandı diyor. Hayda! Yine yandı otel. Ne oluyor ya? What? Neden böyle bir şey oluyor arkadaşlar? Dalga mı geçiyorsun? İyi, itaat yapalım yanına. Param bitti, inşa et. George kıskandı bizi arkadaşlar. Gelip patlatıyor otelimizi. İtfaiye yapalım şuraya. Şimdi
Okay. Otobüsün çemberinin içinde de olmalı anladığım kadarıyla. Bina. Bir tane daha yapmam gerekecek. Okey, sıkıntı değil. Buraya zaten şeyleri koyacağız arkadaşlar. Turistik şeyleri. O yüzden bir tane daha yapabilirim gibi duruyor şimdilik. Evet, kaplaması gerekiyor. Yes. Otelin önünde insin arkadaşlar otobüsten. Şuraya koyalım. Güzel, şimdi bağlayabildik ve yes, turistler akmaya başladı. Expeditions'ları da geçmeye çalışalım. Halen hayvan peşinde koşuyoruz. %10, %5, %10 diyelim. Bir şey bulduk. Bu ne ya? Hayvan aramaya geldik, ne alaka? Hastaneleri etkiliyormuş. Maliyetini %100 düşürüyor. Çok gereksiz. Refuse diyorum. Salak bir şey. Maymun tanrısının tapınağı. Neler yapıyor bu ya? Neler yapıyor? %20 bunu seçtim. Belki de okuyabiliriz. Keyifli olabilir ama şu anda turistlere odaklanmak istiyorum bu bölüm. 3 Expedition'da bitmek üzere arkadaşlar ve turist tarafında yavaştan haydi ihtiyaçlarını karşılamaya başlayalım. Ekmek gerekiyormuş. Ekmek dolu. Biz çok seçiciyiz diyor turistler. İşte mutsuz olmamalıyız yoksa gelmeyiz. Mutlu olursak oteller dolar. Yani çok basit bir şey, evet. Ekmek dolu var arkadaşlar. Bu arada şeyi yaptık. Yanılmıyorsam ticareti yaptık değil mi? Yes. Bir sürü altın almış olmamız gerekiyor. 500 altınımız oldu. Güzel. Bakalım. Henüz saat gelmemiş altın yapmış olmama rağmen. Çok enteresan. Neyse, bu ticareti devam edelim arkadaşlar. Ufak tefek. Biraz rakamları küçültüyorum. Ben yokken patlamasın hiçbir şey. Aynen, ufak tefek kömür alalım. Ve altın satalım. Kömürüm var mı? Var. Turist müzikleri çalmaya başladı galiba. Bunlar hiç çalmıyordu. Bir sürü otobüs durağına ihtiyacım var. Tamam. Las Vegas yapacağım burayı. Tiyatro ihtiyacınız yok. Size sıfırdan tiyatro yapıyorum. Umarım yanlış bir karar değildir arkadaşlar bunu. Şehir merkezine yapmamak. Ama göreceğiz. Turist kısmında değil. Tiyatro nerede? Mühendis mi istiyordu? Engineer. Onlar üniversite. Tiyatro. Şuraya koydum bir tane. Tiyatro mu? Yok artık diyor. Bağlı olsa da uzaklık çok uzak olmamalı diyor. Okey. Artık dibinde. Tiyatroda dolmak üzere. Niye %100 olmadı bilmiyorum. Ekmek. Bu ne, durdurabiliyorum da. Başlat. Çok enteresan. Ha, happiness debuff'ı varmış. Niye? Bütün ihtiyaçlar karşılanmadığı için mi? Okey, sıkıntı yok. Bunları yaparız. Ve turist sayısını arttırmam gerekiyor arkadaşlar. Artarsa yeni şeyler açılacak. Restoran açacağım. Yine Açer'de. Bu arada festival olduğu için çekicilik katlanmış durumda. Üretkenlik gücü %300 artıyor. Bütün silah fabrikalarındaymış. Okey. Tamam. Burada veda ediyorum arkadaşlar yavaştan sizlere. Bir sürü game var burada. Expeditions'ları bir sonraki bölüm bitireceğim ve düzenli olarak yollamaya başlayacağım. Okumamı istiyorsanız yazabilirsiniz. Ben okumama taraftarıyım. Çok vakit alıyor. Ve hepsi aynı kapıya çıkıyor. Hayvanlar gelecek botanik bahçesine. Derimiz kalmamış. Botanik bahçesine işte şeyler gelecek. Bitkiler gelecek. Müzeye de
sanat eserlerini çalıp getireceğiz buraya questlerle. Ve güzelliğini kasacağız şehrimizin, yeni Hançerya'nın. Güzelliği kastığımız takdirde de elbette turist sayısı artacak ve turist upgrade'lerini yapabileceğiz arkadaşlar. Bir sonraki bölüm böyle keyifli şeylere odaklanmak istiyorum birazcık. Yani ekonomimiz çılgın, 42K gelirim var şu anda. Her şeyi karşılıyoruz. Rakipleri biraz tokatladık, güçlendirdik, sonra tokatladık ama yeniden güçlenecekler biliyorum. Çünkü Embassa'da ellemedim. Hepsi inşaata başlıyor, abartmamış haldeler şu anda. Ama bayağı bir şeyler kuracaklar diye ümit ediyorum buralara. Kuvvetlenecekler. Savaş gemisi vesaire var mesela adamların. George falan. Hatta bir tane hissesini alayım. Hoppa. Ve evet, bir noktada yine tehdit oluşturacaklar ama kafa dinlemek istiyorum. Savaştan yoruldum. Şöyle güzel şeylere odaklanalım arkadaşlar, turistlere. Böyle şeyler inşa edeceğim birkaç bölüm. Aşırı keyifli buldum çünkü. Çok teşekkürler izlediğiniz için. Video hoşunuza gittiyse bir beğeni bırakıp kanala abone olmayı düşünebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.